önce kazıklanan sadece Kürtler değil, Araplar da bundan Birinci Dünya Savaşı'nda kazıklanmış örneğin. Haşimiler Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, bugünkü Suudi Arabistan'ı kapsayan bir Arabistan'ın kralı oluyorum zannederken elde kalmış örneğin Haşimi sülalesi için Ürdün. Başka bir şey kalmamış. Burada tabii kiminle işbirliği, yani sahadaki gerilla tipi gücün vereceği katkı o anda savaşın sıcaklığında çok önemli oluyor. Kaderini etkileyebiliyor. Fakat ardından iş masaya oturma tarafı geldiğinde farklı oluyor. Ama buradaki aykırı konu bir Irak-Kürdistan bölgesinin KDP'nin ABD ile KDP ve KYB'nin de ABD ile işbirliğinden başarısı, Irak'a yapılan müdahale ve bugün gelinen noktada da o alanın kıymetli bir emlak haline gelmesi. Ayrıca şunu da hatırlayalım, işte hem IŞİD ve IŞİD'in toprak kontrolü iddiası ortadan kalkınca bir tehdit olarak tamamen bertaraf edilmiş olmuyor. Diğer yönü İran açısından da ABD'nin orada olması lazım. Evet, belki bugün açıkladı YPG'ye silah verdiğini ama orada da 4 tane üssü var. Bunları büyütüyor. 2 tane de askeri hava alanı, yani hava iniş kalkış amaçlı pist var. Onları da genişletiyor. Demek ki ve kuvvet yapısını da sadece özel kuvvetlerden hem deniz piyadeleri, işte o deniz piyadeleri oraya o büsleri, hovitzerleri kullanmak için gitti. 200 tane. 200 kişilikte bir işte kara kuvvetlerinin elit komando bölümü olan Ranger'lardan da oraya konuşlandı ve sayı giderek artıyor. Yani ABD'nin burada kalıcı olacağı belli.